Oyunlarla yaşayanlar. Teknik anlamda baktığımız zaman metne alışılmışın dışında bir tiyatro metni görüyoruz aslında biz. Çünkü eş zamanlı olarak Oğuz Atay sahneyi ikiye bölmüş. Bir tarafta Coşkun'un evinin içerisinde yaşanan olaylar. Bir tarafta ise Coşkun'un evinin dışında yaşanan olaylar ama şöyle bir ifade kullanıyor Oğuz Atay. Coşkun'un evinin dışında olan kısım kısık ışıkla verilmesi gerektiğini düşünür. Çünkü orada yaşananların gerçekliğine şüphe düşürmek ister. Amacı da zaten budur. Neden? Çünkü oyun içerisinde oyun yazıyor ve kurmacanın da kurmacasını yaptığı için Oğuz Atay haliyle Coşkun'un evinde yaşananların gerçekle çok ilgisi olmadığını istemesi gayet normaldir. Ve çünkü metnin de anlamına baktığımız zaman da bunun böyle olması da gerekiyordur diyebiliriz. Metin şu şekilde başlar. Coşkun'un evinde Coşkun'la Saffet beraber oyun yazmaktadırlar. Daha doğrusu Coşkun'un yazdığı oyunları düşünüp üstüne tartışırlarken görürüz biz. Aslında metnin dış çerçevesini oluşturan kısım budur. İlk hikayenin başladığı nokta. Sonra hikayeyi biz okumaya devam ederken hikayenin içerisinde daha farklı hikayelerle karşılaşmaya başlıyoruz. Bir oyun var dış çerçevede. Bu bizim okuduğumuz ana metin. Sonra bu oyunun içerisinde oyunu oyunlaştıran başka oyunlar vardır. Mesela bir tanesi müzik hocası eve geldiği zaman bunu evden atmak için yapılan bir oyun. Başka bir oyun ise Saadet Ninen'in torunu Ümit tarafından Cemil Paşa geliyormuş gibi kandırılması. Sonra devam ettiğimiz zaman Coşkun bir oyun yazmış. Tiyatronun sahibi Servet'e götürüyor. Servet bu oyunu okurken aynı zamanda bu oyun o anda sahnelenmeye başlıyor. Bizim dış çerçevede gördüğümüz evdeki oyunun devamında iç çerçevede başka bir oyun var. Yani oyun içerisinde oyun. Bir taraftan da zaten Coşkun bize bazı noktalarda şunu söylüyor. İşte ben bir oyun yazdım. Bu elinizdeki metin de bir oyun olabilir gibisinden şüpheci bir ipucu bırakıyor. Biz bunu takip ettiğimiz zaman da şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Oyunun yazılış serüveni aynı zamanda oyunun içerisinde de anlatılıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Coşkun bir yerde Saffet'e şöyle bir şey söylüyor. Durduk yere yanına gittiği zaman. Çok sağ ol. Benim adıma herkesten özür dile Emin. Saffet neden özür diliyorsun diye sorar. Coşkun ise canım hani eskiden oyunların sonundan biraz önce her ne kadar kusur ettiysek affola gibi bir şeyler söylenir ya. İşte ondan. Şimdi bizim elimizdeki metin şurada başladı. Coşkun'un evinde Saffet'le beraber oyunu yazarlarken. Sonra süreç devam eder. Coşkun bir şekilde evden kaçar. Tiyatroda oyun sahneleyen Saffet'in yanına gider. Saffet oyundan ayrılır. Coşkun'un yanına gelir. Beraber karşılıklı konuşmaya başlarlar. Konuşurlarken Coşkun Saffet'e aslında hikaye bitmeye başladığı süreç içerisinde yani sona doğru geldik. Ve bu sonda dış çerçevede olan oyunun sonunda Coşkun Saffet'e böyle bir şey söyler. Biz evde başlayan oyunu burada bitirdik. Ben okuyanlardan, izleyenlerden özür diliyorum. Neden? Çünkü önceki oyunlarda böyle bir şey yaparlardı ya. Hep ben de şu an aynısını yapıyorum der. Aslında biz okuyucuya ya da izleyiciye bunun oyun olduğunu hatırlatır burada Coşkun. Sayfa 85'e geldiğimiz zaman Coşkun Emel'e şöyle bir şey söyler. Bunun öncesinde tabii Coşkun karısı Cemile ile konuşacağına dair Emel'e söz verir. Karısıyla görüştükten sonra Emel'in yanına gelir ve Emel'e şöyle bir şey söyler. Canım bir oyun yazmıştık ya. Cemile'ye de haddini zaten ona da bildirmiştik. Yani beraber bir oyun yazıyorlar. Cemile'ye haddini oyunda bildiriyor. Gerçek hayatta değil. Şimdi biz burada şunu anlıyoruz. Coşkun rahatlayabilmek için de bir oyun yazıyor ve bu oyunda Cemile'ye haddini bildiriyor. Burada ne oldu? Oyun içerisinde başka bir oyun yazıldı. Ama biz mesela şuna da güvenemiyoruz. Çünkü gerçek hayatta olan bir olayın karşılığında adam oyun yazarak bunları canlandırmaya çalışıyor. Ama elimizdeki metnin yani bu anlatılan kısmın da oyun olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü zaten yazar başlangıçta Coşkun'un evin dışında olan olayların şüpheyle yaklaşılabilecek şeyler olduğunu söylüyor bize. Şimdi şüpheyle yaklaşabildiğimiz bir oyunun içerisinde başka oyunun da biz gerçek olup olmadığını net kanaat getiremeyiz. Devamında diyor ki istersen oyuna devam ederiz. Ben evden çıkıyorum ve sana iltica ediyorum. Oyunlarıma katlanacak kadar sevmiyor musun beni de? Ama şurada kilit bir nokta vardır. Gene Coşkun Emel'e işte cehennemden kurtulmak için her türlü cehenneme giderim diyor. Emel ise cevaben ona karşılığında şöyle bir şey söylüyor. Oynayarak, burası önemli, fakat sevgilim mutlu geleceğimize nasıl cehennem diyebiliriz? Emel, Coşkun'un söylemiş olduğu ciddi bir hususa oyun oynayarak karşılık verir.
Yani bu da metnin içerisinde dediğim gibi dış çerçevede bir oyun vardır. O dış çerçeveyi oluşturan oyunların içerisinde farklı farklı ufak tefek oyunlar vardır. Az önce ne demiştik? Coşkun'un evinde başlayıp Saffet'in tiyatro oyununu sahnelediği yerde biten hikayenin sonunda Coşkun öldükten sonra Saffet sahneye gelip Coşkun için şöyle bir şey söyler. Biraz kalbi vardı. Burayı da oynayarak söyler. Evet, gerçeği açıklamak zorundayım. Coşkun ermiş kalbi olduğu için ölmüş bulunuyor. Hayat oyunlarını gereğinden fazla ciddiye alan merhum ölümü de aynı ciddiyetle karşılar. Şimdi hayat bunun için bir oyunsa ölüm de Coşkun için bir oyun oluyor abi. Onun kadar ciddi olmayan biri böyle bir durumda hiç olmazsa baygınlıkla yetinebilirdi. Evet, bayılabilirdi ama bu adam ölümü oynamayı tercih etti. Coşkun öldü. Çünkü oyunlar onun için bir ölüm kalım meselesiydi. Oyunlar onun için ölüm kalım meselesiydi. Eğer oynarsa ölecekti, oynamazsa kalacaktı. Coşkun neyi tercih etti burada? Oynayarak ölmeyi tercih etti. Başka türlü yapamazdı. Hayatını ve özellikle ölümünü büyütmek zorundaydı. Çünkü oyunlarda yani kurgusal metinlerde olaylar ne yapılır? Abartılır. Burada da zaten oynadığı için bu adamın bir şekilde abartması gerekir. Biz de şimdi kendisini ciddiye almak zorundayız. Neden? Çünkü bu adam oyunlaştırdı ölümünü. Oyunlaştırdığı için onun bir şekilde ciddiye alınması gerekir. Neden? Çünkü zaten bu adam için oyunlar ölüm kalım meselesi. Çünkü merhum öldürmeyi kadar ağlatmayı da severdi. Ne yaptı bu adam? Öldü. Sonra Servet kuşkuyla Saffet'e bakarak der ki gerçekten öldü mü? Burada aslında bizi şüpheye de düşürür. Şimdi önünüzde ölen bir insanın ölüp ölmediğini anlayabilmeniz için zaten değil mi bakmanız yeterlidir. Ama Servet bir oyunun içerisinde olduğu için Saffet'e bakarak der ki gerçekten öldü mü? Burada da aslında yazar hala bize oyunun içerisinde olduğumuzu hatırlatmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Devamında bakalım ne demiş? Saffet evet anlamında başını sallar. Servet dehşet içinde Saffet'e bakar. Peki ne yapacağız şimdi diye sorar. Saffet'in cevabı ise hala elimizdeki metnin gerçek olup olmadığını şüphe düşürecek bir meseledir. Der ki oyun bitti seyirciyi selamlayın. Yani önünde biri ölmüş. Adamın ölümünü ciddiye almıyorsun. Ne diyorsun? Oyun bitti seyirciyi selamlayacağız. Yani demek ki elimizdeki metin tamamıyla oyun. Başından sonuna kadar. Bu oyun tekrar ediyorum dış çerçevedeki oyun artık kendisini yiyip bitirmiştir. Yani oyun içerisindeki oyun meselesi, kurmaca içerisindeki kurmaca meselesi iyice harmanlanıp dış çerçeveden de artık başka bir sarmala vesile olmuştur. Ve bir adım öne gelir ve halkı selamlar. Demek ki bu oyunun esnasında, oyun içerisinde anlatılırken demek ki bize bir tiyatro sahnesi anlatılır. Yani orada sahnelenenlerin hepsi yani yazılanların hepsi aslında bir oyun. Çünkü Saffet ne yapıyor burada? Bir adım öne gelip halka selamlıyor. Yani elimizde okuduğumuz metin başından itibaren bir tiyatro sahnesini anlatıyor bize burada. Ve Servet de şaşkınlıkla başını önüne yer. Aslında buradaki ifade bilinçli olarak konulmuştur. Çünkü tekrar ediyorum sizi tekrar başa götüreceğim. Başlangıçta evet Coşkun'un evinin dışında olan olayların hepsine şüpheyle yaklaşmamız gerektiği söylenmişti bize. Coşkun'un başı da selam verir gibi önüne düşer. Burada da aslında değil mi? Ölen bir insan var. Başı önüne düşmüş ama aslında bu selam verir gibi. Burada da aslında bir oyunlaştırma var. Oğuz Atay başından itibaren bize oyunun içerisinde oyun anlatıyor. Metnin kendisi de bir oyundur ve bu bir seyirci grubu önünde sahnelenir. Oğuz Atay postmodernist yazarlar içerisinde bizde metni oyunlaştırmayı, kurgusal metnin içerisinde yeni bir kurgu dünyası yaratmayı çok sever. Mesela bir diğer metninin ismi Tehlikeli Oyunlardır. Orada da gene biz aslında oyun yazan bir karakterle karşı karşıyayız. Hikmet Benol. O da kendi hayatını oyunlaştırmaya çalışır ki oyunlarla yaşayanlar da yanlış hatırlamıyorsam 400-500 civarında bir tekrarı vardır oyun kelimesinin. Bunu sık kullanması yani leitmotife dönüşmesi artık onun için bir romanın parçası haline gelir. Burada da hakeza gene öyledir. Zaten kurguyu seven bir yazar olduğu için yani metinlerini sürekli üst kurmaca evreni üzerinde kurar. Asıl Oğuz Atay'ın hikayelerinin döndüğü nokta o yüz kurmaca evrenidir. Burada da biz aynısını görüyoruz. Burada da Coşkun'un evinde oyun olarak başlar yani oyun yazarak başlatır hikayeyi. Gene oyun oynatarak onları bitirir ve metnin içerisinde de sürekli tekrar eden bir oyun vardır. Mesela duygular anlatıldığı zaman da karşı tarafa gider der ki işte ben üzgünüm ya da şöyleyim. Karşı taraftaki karakter ona oyun oynayarak cevap verir. Zaten metnin adı da ne? Oyunlarla yaşayanlar. De haydi görüşürüz. Oyunlarla yaşayanlar ilk başlığımız dediğimiz gibi Doğu Batı arasındaki farklılıklar ve kültürler farklılıklar üzerine yoğunlaşacağız. Peki bunu Oğuz Atay ne açıdan değerlendirmiştir? Buna nasıl bakmıştır? Bir o gözle bak. Tanzimat'tan sonra bizde bir batılılaşma cereyanı başlar. Düşme odalarının bu işte aktif olmasıyla beraber 19.
Bunun akabinde devam eden süreçte haliyle eski ve yeni kültür arasında bir çatışma olur. Doğu ve batılılık arasında. Bu yaratılan ikilik arasında tabii kültüre çatışmayı bizim toplumumuzda insanlar ciddi anlamda yaşar. Bu romancıların da çok ilgisini çekiyor. Yani. Onlar da bu konu üzerine eğilirler. Tanzimat romanlarında sokakta yürümeden konuşmaya kadar her şey aslında romana konulabilecek kadar, ince ayrıntısına kadar işlenir. Servet-i Fünun dönemine gelindiği zaman daha çok batılılaşmanın aile içi yaşantısına nasıl yansımıştır o şekilde yansımalarını görürüz. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise aslında çok farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Çünkü artık da batılılaşmayı ya da batılı yaşantıyı biraz daha öğrenmiş bir topluma karşı karşıyayız. Cumhuriyetten sonra ise asıl eleştirinin biraz daha derinleştiği kısım bu kısım oluyor. Yazarlar burada daha çok kültürel farklılık ve devletin içerisindeki mekanizmaların nasıl bir batılılaşmış kurum haline geldikleri üzerine aslında eleştiri yaparlar. Bu derinleşme ve farklılaşma tabii romanlarda da yansımasını görür. Şimdi biz bunun tehlikeli oyunlarda ne şekilde yansıdığını göreceğiz. Tiyatronun daha başlangıcında Oğuz Atay, Coşkun Ermiş'in evinin portresini çizerken şöyle bir ifade kullanıyor. Portmantonun çivilerinden birine asılmış bir keman kutusu, ayakkabılığın üstüne bırakılmış bir bağlama, çalışma masasının yanında bir nota sehpası, masanın üstünde notalar diye 3 nota koyarak bitirdiği bir cümle var. Burada dikkat etmemiz gereken mesele şu. Asıl olan bir keman kutusu var, ayakkabıların üstüne bırakılmış bir bağlama var. Keman haliyle batıl çalgı, bağlama ise bizim topraklarımıza ait olan bir çalgıdır. Bunu biz nerede görüyoruz? Ayakkabının üstüne atılmış bir şekilde ama kemanı ise asılmış olarak görüyoruz. Biz yani bu da aslında Oğuz Atay'ın biraz çizdiği portrede bize şunu gösteriyor. Karşımızda bir aile var. Kemana kıymet veren ama bağlamayı da çok da kullanmayan, götürüp böyle ayakkabıların üstüne atmış bir aileyle karşı karşıya demek istiyor. Devamında da gene mantoda asılı olan biz şapkaları görüyoruz. Ama bu şapkalar birbirlerinden farklı. Kalpak var, fötr şapka var. Bir de kasket var. Yani bunların üçü de aslında özetliyor toplumun nasıl bir anlayışa sahip olduğunu. Hepsi bir arada. Bu şapkalar bizde bir de dönem dönem kullanılmış olan şapkalardır. Bu bir nevi bize biraz da toplumun geçmişten günümüze kadar olan bir çizgisini veriyormuş gibi de düşünebiliriz. O aradaki çatışmayı biz aynı zamanda aile içerisindeki yaşantıda da görüyoruz. Evde bir Saadet Nine var. Saadet Nine Cemil Paşa'nın hayaletiyle yaşar. Dikkat ederseniz eğer metnin ilerleyen kısımlarına da baktığınız zaman yerde Cemil Paşa'nın halife tarafından gönderildiğini, hala halifelik makamının olduğunu düşünüyor daha doğrusu. Ve Saadet Nine bu bağlamda batılı bir hayat yaşayan ailenin içerisinde geçmişe saplanıp kalmış. Bu da bize burada neyi gösteriyor? Yani evinde hem kasketi, hem fötür şapkayı, hem de kalpağı aynı anda bulunduran evin içerisinde bir geçmiş kültürü hala devam ettiren nine var burada. Bu nine tiyatro metni içerisinde en çok güldürü konusu olan karakterlerden biridir. Bir de aynı zamanda dikkat edilmesi gereken başka bir durum da metin içerisinde gerçekten öldüğünü gördüğümüz tek karakterdir aynı zamanda Saadet Nine. Orada hem Osmanlı rüyasıyla yaşayan, devam eden bir karakter vardır. Ki bir taraftan Coşkun Ermiş, Saffet ve yanındakiler de Cumhuriyeti devam ettireceklerini söylerler. Cumhuriyetin getirdiği gençler olduğunu iddia ederler. Bir tarafta da bir Saadet Nine'yi görüyoruz. Şimdi bunlar arasındaki farklılık ve çatışmayı gördüğümüz zaman Saadet Nine güldürü unsuru olarak kullanılır metin içerisinde. Ve aynı zamanda da dediğim gibi gerçekten öldüğünden emin olduğumuz tek karakter Saadet Nine'dir. Bu da geçmişi temsil etmesi bağlamında değerlendirilebilir aslında. Geçmiş kültür egomanyasını kaybetti, bitti. Onun yerine artık yeni kültür ama yeni kültürün içerisinde yaşayan insanlar da yeteri kadar o kültüre adapte olabilmiş insanlar değilmiş gibi görüyoruz. Sayfa 25'e geldiğimiz zaman Servet'in bir rüyasıyla karşılaşıyoruz. Bu rüyada Servet enteresan ifadeler kullanıyor. Kolezyum gibi bir yerde insanlar orada gladyatör savaşları gibi birbirine gidiyorlar ve Servet şöyle bir kilit ifade kullanıyor. Sonra Batı'nın karanlığından barbarlar geldiler. He. Batı'nın karanlığı bize gelen bir kültür ve o karanlığın içerisinden çıkıp gelen bir barbar grup var. Ve bu barbarlar gelip oynayan insanlar içerisinde bazı bir zavallı grubu seçiyorlar. Sonra bu zavallı grubu birbirine düşürüyor bunlar. Sonra bu zavallı grup yavaş yavaş birbirini öldürmeye başlıyor. Bu ölen zavallı grup içerisinde oyunu oynayamayanlar ya da beceremeyenler dışarıda kalıyor.
Burada dışarıda kalanlardan bir tanesi enteresan, biraz ilgimizi çeken bir adam olması gerekiyor. Kim acaba o? O da Selim. Tutunamayanların Selim'iz. Oğuz Atay'ın tutunamayanlarda çizdiği portreye göre Selim Işık da bir zaman. Selim Işık da modern dünyaya uyum sağlayamadığı için hayatına son veren bir karakter. Metin içerisinde Selim'in varlığını düşündüğümüz zaman şöyle bir neticeye varıyoruz. Batı'dan gelen bir barbar grup var. Bunların telakki ettikleri bir oyun var. Bu oyunun dışında kalanlar var. Ve bu oyunun dışında kaldığı için de öldürülen ya da oyun dışı edilen bir zavallı grup var. Biz burada neyi görürüz? Batılılaşmaya çalışan bir grup var. Batılılaşırken yanlış batılılaşan bir grup var. Bu yanlış batılılaşan grup da altta kalan insanlar kendilerine benzemediği için bunları dışlıyorlar. Oğuz Atay biraz da batılılaşmaya çalışan bir toplumun eleştirisini yapıyor burada. Kendi gibi olmayan insanları dışarıda bırakan bir grubu eleştiriyor. Zaten daha sonra kendi gibi olmayan grubu dışarıda bırakanları Oğuz Atay aydın olarak telakki edip onları farklı bir şekilde eleştirecek. Çekim 557 bilmem kaç. Geçen sefer de böyle yapsaydık aslında iyi olurdu. Acemilik. Bu bağlamda dikkat edilecek başka bir nokta da var. Artık istisnanın biraz daha derinleştiği kısım. Ve burada Oğuz Atay meseleyi biraz da kültürel zemine oturtarak yapıyor. Şimdi Saffet Coşkun'un evine gider gelir. Coşkun da Saffet'e bir durumda muzdarip olduğundan bahseder. O da ne? Keman dersi aldığı için. Bunu ne demiştik başlangıçta? Batılı bir müzik aletinin kullanılması, onun öğrenilmeye çalışılması ve onu öğrenemeyen bir vatandaşın olması. Neden öğrenemiyor bunu vatandaş? Çünkü bu batıdan geldi. Üstüne yapışmayan bir kültür. Burada müzik hocasına bir oyun ederler. Metin içerisinde bu oyun kavramına da dikkat edeceğiz. Bakalım nasıl bir oyun ediyorlar. Coşkun hocanın evden gitmesini ister. Saffet de kafasına bir şapka, fötür şapka takıyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir baskın var diye girer. Bu da ne baskını diye sorulur kendisine. O da der ki aydın baskını. Müzik hocasının üstüne doğru yürür. Saffet de bana ne hakla soru soruyorsun? Beethoven bozması der müzik hocasına. Müzik hocası da Beethoven'a benzediğimi de nereden çıkardınız diye sorar kendisine. Asıl dikkatimizi çeken nokta şurada olur. Tanıdığım tek yabancı besteci olduğu için yerli bir besteci isterseniz size Hacı Arif Bey bozması da diyebilirim dediği zaman müzik hocası bu sefer kendisine lütfen hakaret etmeyin der. Kendi kültüründen olan bir müzik hocasına benzetildiği zaman bunu hakaret olarak addeden bir müzik hocasıyla karşı karşıya. Ama mesela Beethoven'a benzetildiği zaman Beethoven'a benzediğimi de nereden çıkardınız diye soruyor. Sorunun içerisinde ben ona benzeyebilecek kadar iyi bir müzisyen değilim demeye getiriyor. Ama ikinci sorudaki mevzuyu ise hakaret olarak sayıyor. İşte az önce bahsettiğimiz bu iki kültürlülük arasında kalma ve bir tarafı özenme, bir tarafı çok da iyi saymama, biraz da az da olsa hor görme gibi bir durum var burada. Sayfa 86'da gene Servet'in canlandırdığı başka bir yabancı ülkelerden getirtilen bunalım tanılarının ülkemize bir oyunudur bu. Bir önceki rüyasında karanlığından gelen barbarları gören Servet, bu sefer yabancı ülkelerden getirtilen bunalım tanılarının ülkemize bir oyun ettiğini söylüyor. Sonra devamında ülkede kötü günlerin habercisi rüzgarlar esiyordu. Aslında büyük dalgalanmaların başlangıcıydı bu. Ülkenin insanları daha insan olduklarını yeni anlıyorlardı. İnsan olduklarını yeni anlıyorlardı lan kast. Cumhuriyetle beraber bizde millet kavramı gelişmiştir. Bu şu demek değildir. Cumhuriyetin öncesinde bizde millet kavramı yok muydu kardeşim derseniz eğer evet vardı. Ama Cumhuriyet öncesindeki millet kavramı bizde kökenine ayrılan bir ayrım değildi. Cumhuriyet öncesinde bizdeki millet kavramı Müslüm veya gayrimüslim şeklinde olurdu. Bu Müslüman grupların içerisinde Türk, Kürt, Çerkes, Arap yani çok farklı etnik kökenli insanlar vardı. Gayrimüslim dediğimiz zaman da bunun içerisinde Musevisi, Hristiyanı, Katoliği, Ortodoksu, gerçi Katolikler ve Ortodoks Hristiyanların içerisinde ama neticede ayrımın sebebi dindi. Fransız İhtilali'nden sonra Avrupa'da ve dünyanın genelinde gerçekleşen milliyetçi akımı haliyle bizde de etkili oluyor ve bizde kurulan devlet Anadolu'da toprakları sınırlar içerisinde kalan bütün bir milletleri kavrayacak şey. Cumhuriyet. Ve diyor ki burada da ya daha henüz bu insanlar bu kavramı henüz öğrenemediler. Millet olmayı başaramadan, onun heyecanını yaşayamadan sen bu insanların üstüne getirip bir de bunalım yüklüyorsun. Bu bunalım da nereden geliyor? Batı'dan geliyor. Oğuz Atay bunu
kültürel bunalım olarak değerlendiriyor. Bu değerlendirdiği kültürel bunalım ise bize dışarıdan gelmedik. Çünkü burada çizdiği çizgi şu. Bunalım tanrılarının ülkemize bir oyunudur bu. Yani batıdan geldi bir oyundur bu. Devamında der ki, ecnevi bunalım tanrısının büyüsüne kapıldı. Ya buraya okumama gerek yok bence. Bu bunalım bizde yaşanmaya devam ederken tabii burada aynı zamanda bir de aydın eleştirisi yapıyor. Çünkü diyor ki bu heyecanın içinde İtalyanlı bir bunalımın yeri yoktu. Çünkü bizim böyle bir derdimiz yok demek istiyor. Yani aslında kültürel olarak bizim kendi içinde yaşattığımız kültür yeterli. Bunun üstüne zaten daha ekstradan bir şey eklemeye gerek yok. Ha harman yaparsanız o ayrı bir durum. Ne yazık ülkenin aydınları, ülkenin göz bebekleri bin bir sıkıntıyla yetiştirilen adam başına düşen yıllık gelirden oldukça yüksek pay alan okumuş takımı ecnebi bulanım tanrısının büyüsüne kapıldı. Dünya nimetlerinden usandığını haykırmaya başladı vesaire diye devam eden kısmın içerisinde aydın eleştirisi yapar ve bu kültürel bunalımın içerisinde aydının halkı çok iyi anlayamadığını düşünür Rosa'da. Deneme bilmem kaç başlıyorum. Yaşamanın son yıllarına doğru ulusalcı bir siyasi görüş Yaşamanın son yıllarına doğru ulusalcı bir siyasi görüşü benimseyen Oğuz Atay biraz da millileşme düşüncesini savunur. Bunu savunurken de kökene doğru gitmeye başlar. Mesela tutunamayanlarda aslında bunun ipuçlarını az da olsa verirken silik bölümü vardır tutunamayanlarda. Onu tutar Göktürklere kadar geri götürür. Burada karşılaştığımız mevzu nasıl dizayn edilmiş onu göreceğiz. Metinde gerçekten vefat ettiğini bildiğimiz tek karakter Saadet Nine'dir. Saadet Nine'nin de geçmiş yaşantıya olan bir özlemi vardır. Bunun yanında hala oraya saplanıp kalmıştır aslında kendisi. Evin içerisinde Cemil Paşa diye biri dolanıyor. Gerçekten kendisini anladığını düşündüğü tek karakter de Cemil Paşa. Sadece kendi zaman dilimi içerisinde eş zamanlı olarak konuşabildiği tek kişi de Cemil Paşa'dır. Ama Cemil Paşa da gerçek biri değildir. Oğuz Atay, Saadet Nine'nin ölümünü anlattıktan sonra Coşkun'a şöyle bir şey söyletir. Ben Saadet Nine'yi seviyormuşum. Bir, bunu cebe koyduk. İkinci sayfa 90'da şöyle bir şey söylüyor. Eskiden insanlarımız ölümle yan yana hatta iç içe yaşarlar. Eskiden ölüm küçük mezarlıklarıyla evlerimizin bahçelerine kadar sokulmuştu. Bu durum bir ihmal sonucu doğmamıştı. İnsanlarımız buna bilerek izin vermişlerdi. Hatta bu konuda ölümü teşvik etmişlerdi bile diyebiliriz. Her sokakta ahiretin bir şubesi açılmıştı. Her şey belirli bir düzen içinde yürütülüyor. Parmaklıklı pencereler, taş duvarlar, bu iş için özel olarak yetiştirilen serviler. Ve her biri temsil ettiği insana benzeyen o güzelin mezar taşları. Hayır, hiçbir şey tesadüfe bırakılmamıştı. Oğuz Atay, Saadet Nine'nin kendi evinin bahçesinde gömülmesi gerektiği fikrini ortaya atıyor. Bakın, bir, eskiyi savunan bir karakter var burada, Saadet Nine. İki, tiyatro içerisinde eskiyi temsil eden tek karakter. Üç, bu karakter vefat ediyor. Dört, eve gömülmesi gerektiği. Nedir bu dördüncü olabilmesi gerektiği fikri? İç içe yaşama mevzusu aslında şudur, kültürle beraber. Hani biz o kültür, evet o kültür ölmüş olabilir, geride kalmış olabilir ama onunla beraber aynı evin içerisinde yaşadığı ev nasıl bir ev? Batılı bir şekilde dizayn edilmiş bir ev. Bizim şu an yaşadığımız apartmanlar, sokaklar, batılı bir yaşantının aslında uzantısıdır. Tamam, modern dünyaya uyum sağlamak elbette gerekir ve modern dünyanın gerekçesi de budur. Buna katılıyorum ama biz biraz daha işe mekanik kısımdan bakıyoruz şu an. Evet, eski kültürü temsil eden bir karakter ve onunla aynı evin içerisinde yaşamak isteyen başka bir karakter var. Bu karakter aynı zamanda batılı edebiyatı bilen bir karakter, batı kültürünü bilen bir karakter, evini buna göre dizayn etmiş bir karakter ve kültürel olarak arada sıkışıp kalmış bir karakter. Savunduğu da ne? Geçmişle, geçmişte insanların yaptıkları gibi öz kültürel olarak aynı yerde de yaşama anlayışıdır. Aydın eleştirisi. Belki de oyunlarla yaşayanların en sert eleştiri yaptığı kesimdir burada. Oğuz Atay, çağın ve kültürün gerisinde kalmış halkı eleştirmeyi doğru bulmaz. Halkı eğitmenin görevinin aydın sınıfında olduğunu düşünüyor. Oğuz Atay, toplumu ilerletecek olanın aydınlar olduğunu düşünür. Yani okumuş cahiller var aramızda diye bir laf da vardır ya. Kast Oğuz Atay'ın aslında bu kesimdir. Eleştiriyi yaparken de yok ya ben bu kısma giriş yapamam. Oğuz Atay
çağın ve dönemin gerisinde kalan halk eleştirmeyi doğru bulmaz. Çünkü bunları ileriye taşıyacak olan aydın sınıf olduğunu düşünüyorum zaten. Bu sebebiyet halkın eleştirilmesini doğru bulmaz. Onun gözündeki halk hem çalışır, hem üretir, hem aynı zamanda toplumun ilerleyebilmesi için yani okuyan kesime hem kaynak sağlar, hem de onları destekler. Bu durum içerisinde baktığımız zaman mevzuya düşünüyor adam. Ya bu adam nasıl kalkınsın, bu adam nasıl gelişsin? Bu adamın çalışmaktan beli bükülmüş. Alnındaki terden tişörtü, anne alnının sırtındaki terden adamın tişörtü sırtına yapışmış. Güneşin altında çalışmaktan mahvolmuş. Sen bu adamdan bir de diyor, Oğuz Atay kitapta. Devrim bekliyorsun, kalkınma bekliyorsun, aydınlaşmasını bekliyorsun, batılılaşmasını bekliyorsun, kültürleşmesini bekliyorsun. Diyor ki olmaz kardeşim, olmaz. Sen o adamın yaptığını yap bakalım, o zaman yapabiliyor musun? O zaman bu şekilde konuşabiliyor musun diye soruyor. Bakalım eleştiriyi bu bağlamda nasıl yapmış Oğuz Atay. Sayfa 51'de Coşkun'un ağzından konuşarak. Ey zavallı milletim dinle. Şu anda hepimiz burada seni kurtarmak için toplanmış bulunuyoruz. Toplanan tayfa da tiyatro grubu. Bir meyhanedeler. Çünkü ey milletim senin hakkında az gelişmiştir, geri kalmıştır gibi söylentiler dolaşıyor. Evet. Ey sevgili milletim neden böyle yapıyorsun? Burada yalnız üstüm başarılı. Neden böyle yapıyorsun? Neden az gelişiyorsun? Niçin bizden geri kalıyorsun? Aydın'la Nazlı'dan konuşuyor zaten. Seni hor gören, hakir gören bir grup var. Bu grup senin geri kaldığını düşünüyor. Ve onun sözcülüğünü yaparak Coşkun Ermiş bir taraftan da tabii günah çıkartıyor. Neden bizden geri kaldın? Bizler bu kadar çok gelişirken geri kaldığın için hiç utanmıyor musun? Hiç düşünmüyor musun ki sen neden geri kalıyorsun diye durmadan düşünmek yüzünden biz de istediğimiz kadar ilerleyemiyoruz. Bu milletin hali ne olacak diye hayatı kendimize zehir ediyoruz. Fakir fukaranın hayatını anlatan zengin yazarlarımıza gece kulüplerinde içtikleri bisküvileri zehir oluyor. Ya burası çok enteresan. Zaten günlüğünde de bir siyasi kesimden bahsederken onlar sabahları geç uyanırlar. Sokaktayken gezip dolaşırken ya da çalışırken bunlar geç uyanırlar. Çünkü bir önceki gece çok içtikleri için sabah uyanamamışlar der. Burada da zaten ona eleştiri yapar. Yani adam rahat rahat içkisini içemiyor. Niye? Çünkü adam senin kalkınamamışlığınla meşgul olduğu için bu adam içemiyor. Ve şunu demeye getiriyor. Sen niye bunu bu aydına yapıyorsun yani? Senin bunu aydına bunu yapmaya hakkın yok kardeşim. Gelişmek zorundasın. Bir başına gelişmek zorundasın. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Biz de 19. yüzyıldan sonra gerçekten halktan gittikçe uzaklaştık. Aydın sınıfı türedi hakikaten. Yani halkın sorunlarından bir haber. Ve halkı sürekli cahillikle suçlayan bir kesim gelişti. Oğuz Atay'ın eleştirisi de işte bu kesim. Diyor ki adam. Eleştirisi başlığında da bahsettiğim gibi. Sen sorumluluğu üstüne almadan adamı eleştiriyorsun. Yardım bekliyorsun, hem kalkınmasını bekliyorsun ama ona yardım etmiyorsun. Yani fil dişi kulelerden baktığın zaman hiçbir şey zaten güzel görünmez ki. Hep oradasındır sen. O kadar yüksektesindir ki baktığın yer her zaman kötüdür. Yapacak bir şey. Ve sonra zengin takımının hayatını gözlerimizin önünde sermeye çalışan meteliksiz yazarlarımız da aslında şu fakir milleti düşündükleri için küçük meyhanelerinde ağız tadıyla içemiyorlar. Ha bak Oğuz Atay sadece zengin olan aydın sınıfına değil. Aynı zamanda onların içerisinden çıkmış olan aydın sınıfına da değişikliği getiriyor. O fakir yazarlarımız onları anlatırken ucuz meyhanelerde onlar da içkilerini rahat içemiyorlar. Bu ne demek oluyor? Gerçekten zengininden fakirine kadar olan aydın sınıfı komple burada halk. Bunu bir tiyatro metni gibi okumamamız gerekiyor. Bu kitap hakikaten barındırdığı bütün konular itibariyle çok yönlü. Yani epitopu zaten kaç sayfa burada? 100 küsür bir şey. 108 sayfa. 108 sayfa içerisinde değindiği çok farklı konular var. Biz burada sadece sınırlandırıp da 4 konudan bahsediyoruz. Yani bireysel tema başlığı altında incelenebilir, psikolojik tema başlığı altında incelenebilecek çok farklı yönleri var. Biz ancak bu kadar santral edebildik bu başlıkları. Evet, sonra devam ediyor. Şu fakir milletin. Aslında seni anlatmıyoruz. Burada işte artık çuvaldız kendine batırılmaya başlanıyor. Ve diyor ki, sefil ruhlarımızın korkak karanlığını anlatıyoruz. İşte onun için sana yanaşamıyoruz. Senin yanında bir sığıntı gibi yaşıyoruz. Hiç utanmıyor muyuz? Hiç utanmıyoruz. Size kendimden örnek vermek istiyorum. Bu aydının artık silahı kendisine çevirip de çat diye kafasına sıktığı kısımdır. Sonra arka sayfada sayfa 52'de Coşkun birden ayağa kalkar. Ayağa kalktığı zaman da Emel, Saffet ve Servet çekiştirip otur derler. Konuşma derler. Çünkü meyhanedeyiz. Bağıra bağıra konuşuyorsun. Bizi rezil ediyorsun. Demeye getirdiler. Coşkun da şöyle bir ifade kullanırlar. Fakat görüyorsun aziz millet.
Aydınlar kolumdan çekiyorlar. Beni yerime oturtmak istiyorlar. Hesaplaşma sırası kendilerine de gelir diye korkuyorlar. Onlara kötü örnek olurum diye korkuyorlar. Ey zavallı aydınlar, dinleyin. Ben buraya yorum yapmayacağım. Sayfa 58'de ise güzel bir sekans var. Tarihi bir piyes yazar burada Coşkun. Bu tarihi piyes içerisinde iki karakter birbiriyle karşılaşır. Biri asker, rütbeli bir asker. Diğeri de onun eri. Bir kağıt okurlar bunlar. Burası hakikaten hem komik hem de ciddi anlamda ya her şeyi özetliyor bu resmen ya. Saffet yani rütbeli olan. Coşkun burada Saffet'e oyununu okuyacak bir kısmını. Dinle. 7. Ordu'nun Kutbül Sehra Seferi sırasında Hüseyin Sıtkı Serdar Paşa bir neferle konuşuyor. Saffet de oyunun içerisinde Paşa'nın repliğini okur. Der ki, ey neferi bir haber. Muharebe-i azamın bu şedid lasasında bu denli gaflet ve delalet ve hatta hiyanet içinde ne halt ediyorsun? Coşkun da neferi canlandırıyor. Düşman topçusunu gozluyor paşa. Saffet oyun üzerinde bir yorum yapıyor. Bu cahil nefer paşanın sözlerini nasıl anladı? Coşkun'un cevabı, fakire yalnız son iki kelimesi yetti. Okumuş yazmış takımı genellikle halkın anlayacağı birkaç söz ederler nutuklarının sonunda. Ne halt ediyorsunu anlar nefer burada. Anladığı kısım da enteresan değil mi? Ne halt ediyorsun? Eleştirinin dozunu Oğuz Atay gerçekten bence çok iyi ayarlamış. Bunu bir mizansenle karşı tarafa aktarmaya çalışmış. Ve bunda da çok başarılı olmuş yani kendisi. Ben bayılırım kendisine. Sayfa 87'ye geldiğimiz zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Burada aydın sınıfından ziyade aslında yönetici sınıfının eleştirisi desek daha doğru. Halkı nasıl kendi güdümüne doğru çektiğini itiraf ettiği bir kısımdır. Bu da Coşkun'u konuşturur. Coşkun'un yazdığı oyunların birinde, aslında oyun içerisinde oyun vardır. Coşkun orada bir karakteri canlandırır. Karakteri canlandırırken şöyle bir şey söyler. Yalan, bin kere yalan. Onun için okullar açarak ona nasıl sefil yaşadığını gene ben öğretmedim mi? Halk sefil durumdadır ama sefil olduğunun bilincinde değildir. Onun sefil olduğunu ben ona söylersem o sefil olduğunu kabul edebilir. Ben ona dersem ki kardeşim sen sefil değilsin. O da diyecek ki o zaman evet ben sefil değilim. Ben de söylersem onu kabul edecektir demeye getiriyor. Bakalım devamında ne demiş? Onun ağzından konuşarak halkın yazdıklarını taklit ederek facialar yazmadım mı? Ha, yani halk bir facia yaşamaz. Ona ben facia yaratırım. Benim yarattığım faciayı yaşayacaktır bu halk. Öyle bilinir. Bu eserlerde halkın içinden kahramanlar çıkararak onu düşmanlarının elinden kurtarmadım mı? Diyor ki, halkın düşmanını da ben yaratırım, kahramanını da ben yaratırım. Halkın düşmanı da kendi içinde, kahramanı da kendi içinde. Onları da ben belirleyip, gene kahramanı da ben olurum onların. Bu da böyle biline diyor. Halkın için meyhanelerde bunca gözyaşını kim döktü arkadaş? Diyor. Ben. Gene döken yani o gözyaşını. Aydın olarak. Çünkü ben onlara dedim ki, benim sizin için ağlamam lazım kardeşim. Tamam mı? Siz ağlamayı bilmiyoruz, siz üzülmeyi de bilmiyoruz demeye getiriyor burada. Sizin için hem ben üzülürüm hem de gözyaşı dökerim. Diyor ki, felaketler boyunca sayısız ağıtlar yazmadım mı? Onu da ben yaptım diyor. Onlar için diyor felaketler yazdım. O felaketlerin üstüne diyor ağıtları da ben yazmadım diyor. Yani halk hiçbir şey yapamaz. Her şeyi ben yaparım diyor. Tabi burada yönetici sınıfın ağzından konuşuyor. Aydın, yani tabi bunu gene aydın eleştirisi olarak. Kendine gelsin diye bir zamanlar nasıl kahraman bir ulus olduğunu unutmasın diye cephelere sürmedin mi? Ha, bak şimdi o az önce ne yaptı? Ona bir kahraman yarattı. Halkı kahramanlaştırdı. Sonra da diyor ki kahraman olduğunu unutmasın diye onu kendi istediğim savaşlara sürmedin mi? Diyor. Felaketten ve her mutluluktan sonra ona nutuklar çekmedin mi? Yani onları böyle hamasi duygularla coşturmadın mı? Başarı ya da başın sağ olsun telgrafları çekmedin mi? Kötü rüzgarlara kapılmasın, aklı karışmasın diye kendi okuduklarımı onlara yasak etmedim mi? Kafası karışmasın diye. Yani benim gibi düşünsün, benim istediğimi düşünsün, benim söylediğimi söylesin diye ben onlara kendi okuduklarımı yasak etmedim mi? Sayfa 89'a geliyoruz.
Gene burada Coşkun'un yazdığı oyunda bir koro konuşur, bir hükümdar olan artık yazdığı oyunda kimse o konuşur. Burada hükümdarın söylediklerini az önce gördük. Bir de koronun söylediğini görüyoruz. Çünkü ey Cemil, karakterin yani hükümdarın adı Cemil. Karakterin adı neden Cemil? Karakterin adı şundan ötürü Cemil. Coşkun oyun yazıyor, bunu Servet'e götürüyor. Servet de diyor ki ya diyor bu oyunlar çok batılı olmamış mı? Bize yerli oyunlar lazım diyor. Peki Coşkun ne yapıyor? Coşkun da oyunları yazarken şöyle bir şey yapıyor. Batılı anlayışla yerel oyunlar yazıyor. Yani az önce size bahsettiğim bu kültürel farklılık ve devamında da Oğuz Atay'ın ulusalcı anlayışı. Burada bakın yazdığı oyunlarda da kendisi gösterir. Burada diyor ki çünkü ey Cemil halkın anlamadığı bir dille konuşuyorsun. Hı. Aydın sınıfı halkın anlamadığı bir dille konuşuyor. Ve az önce de demiştim ya size. Gerçekten halktan uzak bir aydın sınıfı var Türkiye'de. Onlar halkın konuştuğu dili anlamıyor buradaki metne göre de öyle. Yani bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Kendi hayatınız içerisinde sizi hiç anlamayan, yani söylüyorsun seni dinliyormuş gibi görünüyor ama aynı dili konuşuyor olmanıza rağmen seni hiçbir şekilde anlamıyor. Sen çok başka alemdesin, o çok başka alemde. Burada da onu demeye getiriyor. Tamam, aynı dili konuşuyor olabilirsiniz ama çok farklı kanallardasınız siz. Yani çok ayrı yollardasınız. Ne demişti? Anlamadığı bir dille konuşuyorsun. Kendine yeni kelimeler buldun. Okuma yazmayı bilmeyenler ülkesini yazılarla doldurdun. Evet, bu çok enteresan. Okuma yazmayı bilmeyenler ülkesini yazılarla doldurdun diyor adam. Şimdi üçüncü başlığımız. Şiller'in insanın terbiyesi üzerine kitabında bahsettiği bir kısımda sanatı oyun olarak görme ve bu oyun neticesinde de insanın özgürleşmesi başlığı adı altında oyunlarla yaşayanları değerlendireceğiz. Çünkü bu nokta bizim dikkatimizi çok cezbetti. Şundan ötürü orada da bir oyundan bahsediliyor. Yani hayatın bir oyun olarak görülmesi. Burada da aynı şekilde Coşkun Ermiş hayatı bir oyun olarak görüyor. Bu arada bir benzerlik ve eleştiri hususunda istediğimiz noktaya ulaşabileceğimiz bir bağlam olabileceğini düşündük. Önce bir Şiller'in sanatı oyun olarak görme, özgürleştirici bir unsur olarak görme noktası üzerinde bir duralım. Şiller insanın toplum içerisinde bölünmüş ve parçalanmış olduğunu düşün. Bunun sebebinin ise hayatın zor ve anlamsız olması. Bu zorluğu ve anlamsızlığı aşabilmek için insanın topluma bir şekilde yöneleceğini ama toplumun da insanın bu yönelmişlik neticesinde onun bölünmüşlüğünü ve parçalanmışlığını gideremeyeceğini düşünür. Çünkü şundan ötürü toplum entelektüel düzlemde olamadığı için insanın bu noktada da özgürleşmesine pek de vesile olamayacağını düşünür. Peki insan özgürleşemezse nereye başvuracaktır Şiller'e göre? Sanata başvuracaktır. Oyunlaştırılmış bir sanata başvuracaktır. Çünkü Şiller'e göre kurgusal olan sanatsal işlevlerin hepsi oyundur. Gerçi şu bağlamda baktığımız zaman evet kurgusal bir metin okuyoruz veya kurgusal bir metinden uyarlanmış bir film veya tiyatro seyrediyoruz. En nihayetinde her ne kadar bazı oyunlar, kitaplar veya filmler için ya da diziler için gerçek hayattan esinlenilmiştir, uyarlanılmıştır denilse bile neticesinde bu bir kurgudur. Yani bir sanatçının elinden çıkma eserdir. Bu bağlamda değerlendirildiği zaman evet önümüzdeki çok da inanılacak bir şey değildir aslında. Şiller'in bu söylemi üzerinden hareket ettiğimiz zaman bizi şu noktaya getiriyor. Yani bu başa çıkışlarla ilgili şu sonuca varıyoruz. Üç tepisi vardır insan. Bunlardan bir tanesi formal tepi, bir tanesi nesne, duyumsal tepi, bir diğeri ise oyun tepisidir. Terapi olarak kullandığı üçüncüsüdür. Ama ilk ikisine bakmak lazım öncelikle. Formal tepi yerinde katılaşmış ve durmayı seven bir tepidir. Düşünsel olarak da aslında hareketsizliği savunur burada. Olduğu yerde durur ve dış etkenlere karşı tamamıyla kendisini korumaya alır. Ve bu hareketsizlik onu bir yerden sonra değişkenliğe doğru iter. Bu değişkenlik ise duyumsal yani nesne tepisidir. Bir şekilde insanın hareketliliği, değişkenliği arzuladığı tepisidir. Şimdi bir taraftan insanın bir tarafı durağanlığı tercih ederken bir tarafı ise tam tersine hareketliliği ve değişkenliği tercih eder. Yani daha doğrusu arzular. Bu iki arzu noktasında da bir çatışma çıkar ortaya. Bunu biraz da aslında Freud'un id, ego ve süperegosuna da benzetebiliriz. Bunlar arasında bir çatışma olur ve neticesinde süperego ortaya çıkıp da hayır kardeşim ben sizin aranızdaki dengeyi sağlayacağım der. Ama burada ise dengeyi sağlamaktan ziyade ilk iki tepiden biraz kurtulma durumu gibi bir şey vardır. Çünkü bu ilk iki tepinin yaratmış olduğu
sıkıntı durumu kendisini üçüncü tepide aslında bir nevi buldu. Yani üçüncü tepiye erişebilmek için ilk iki tepinin bir nevi insan üzerinde bir değişkenlik yaratması gerektiğini düşündü. Üçüncü tepide ise oyun tepisinde Schiller şöyle bir şey söyler. Bahsettiğim benim çok basit bir oyun değildir der. Sanatsal değeri olmayan bazı metinlerin, oyunların ya da ben bunu ekleyeyim, filmlerin diyeyim. İnsan üzerinde çok fazla değişkenlik yaratma özelliği yoksa eğer insanın özgürleşemeyeceğini düşünür. Çünkü özgürleşebilmek için insanın elindeki yani onun değişkenliğine vesile olacak olan eserin ciddi anlamda bir sanatsal yetkinliğe sahip olması gerektiğini düşünür. Çünkü ancak bu şekilde insanın özgürleşebileceğini. Neden? Şu durumlar ötürü biz bu değişmeyen, değişmezliği isteyen tepini oldu ya yani hareketsizlik. Hareketsizlik varsa eğer insanı rahatlatabilecek şekilde gitmeyen bir zaman vardır. Yani akıp gitmeyen, süreyenliği olmayan bir zaman vardır. Ama diğer taraftan da değişkenliği arzulayan tepiye baktığımız zaman da evet bir taraftan akıp giden bir zaman vardır. Ama sabit kalınmadığı için de insanı tamamlayan mekan unsurunun eksik olduğunu görürüz biz burada. Schiller ne yapar? Bu iki noktada eksik bırakılan noktaları birbiriyle birleştirip o kadar kayda değer bir şey olması gerektiğini düşünür ki hem mekan anlamında insanı kapalı bir ortamda tutan bir eser olması gerekir hem de aynı zamanda zamanın akıp gitme noktasında onu bir şekilde sürükleyecek bir şey olması gerektiğini düşünür. Zamandan ve mekandan münezzeh bir duruma getirmesi gerektiğini düşünür insanı. Bu nasıl olacak? İnsanı kendi içerisine çeken bir şekilde bulunduğu ortamı ve zamanı onu unutturabilecek bir sanatsal değeri olan eserin olması gerektiğini düşünün ki ancak zaten bu şekilde insanın bu iki tepiden bir şekilde kurtulabileceğini ve bu iki tepinin de açık bıraktığı noktaları ancak bu kadar kayda değer bir şey tamamlayabileceğini düşünür. Şimdi bu bağlamda gelip biz oyunlarla yaşayanlara baktığımız zaman ilki yani formel tepiyle alakalı olan noktada şunla karşılaşıyoruz. Sayfa 79'a baktığımız zaman Coşkun'un formel tepisi ne karşı bir şekilde baş kaldırmaya başladığını görürüz aslında. Bundan aslında rahatsızlık duymaya başlar ve şöyle bir ifade kullanır. Aman Allah'ım, kolları iki yanına sarkarak bu evde kalırsam gerçekten unutacaklar beni. Az önce ne demiştik? Formel tepi duranlığı ve değişmezliği sever. Şimdi Coşkun'un formel tepisi bir şekilde onu evde tutmuş. Evden çıkmasına müsaade etmemiş. Ve artık o evde kaldıkça yani duranlığı, değişkenliği istemeyen tepisine mahkum olmaya başladıkça bu evde kalması onun için bir problem oluşturacak ve gerçekten unutulacağını düşünmektedir. Sayfa 99'da Coşkun'un artık duyusal tepisi, değişkenliği arzulayan, onu bulunduğu ortamdan dışarıya atmak isteyen tepisi Cemile'ye şöyle bir şey söyler. Bu evde yaşadığımı unutmak için içiyorum. Ben bu evden gitmek istiyorum Cemile. Cemile'ye gelindiği zaman ise Cemile aslında Coşkun'un burada ne dediyse tamamıyla formal tepisini temsil eder. Çünkü Cemile'yi biz metin boyunca hiç evin dışında görmeyiz. Cemile metin boyunca evin içerisindedir. Ve bir şekilde de Coşkun'u evde tutmaya çalışır. Hatta Coşkun'un gidip bir tiyatro oyuncusu Emel'le görüştüğünü biliyor olmasına rağmen hatta Coşkun Emel'in yanından kendisinin yanına geldiği zaman bile seni bir sanatçıyla görmüşler der. O da evet görüldüğünü falan bildiğini söyler Coşkun ama mesela devamında Cemile Coşkun'un bu evden gidemeyeceğini söyler. Şu sözlerle dile getir. Boşuna kendini yoruyorsun. Böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını biliyorsun. Cemile de bir şekilde Coşkun'un formel tepisinin yani değişkenliği arzulayamayan tepinin baskın geleceğini ve evden ayrılamayacağını düşünür. Neden? Çünkü Cemile zaten geleneksel düşünceye sahip bir karakter olduğu için onun o evden ayrılmayacağını yani evliliğin ailenin kutsal olduğunu düşünür. Ve evlilik kutsaldır. Bir şekilde evin dağılmaması gerektiğini düşünür. Çünkü geleneksel yapıda evet boşanmak iyi bir şey değildir. Ve toplum tarafından da zaten iyi karşılanabilen bir şey değildir. Evet bunların yanında da Coşkun bir babadır, eştir. Her ne kadar da bu sorumluluğu kendi üstüne çok almamış olsa da bundan bir şekilde de rahatsızlık duyar. Yani çünkü sonuçta çocuğun eğitimiyle ilgilenmesi gerekir ya da eve bakması gerekir. Az da olsa yer yer metnin bazı kısımlarında bunu düşünür ve kendisine dert edinir ama kendisini çoğunlukla oyunlara verdiği için bundan da bir taraftan büsbütün de uzaktır. Uyumsal ve formel iç tepilerinin bir şekilde çatıştığını gördük. Başlangıçtan itibaren evde duran ve evden uzaklaşmak isteyen bir karakter. Bunu formel tepi olarak biz aslında Cemile'yi koyduk oraya. Onu orada tutuyor.
Tam tersine Coşkun ise evden uzaklaşmak, gitmek istiyor. Peki Coşkun bu parçalanmışlığı, yani bahsettiğimiz şeylerin bu parçalanmışlığını atlatıp özgürleşmek için ne yapar? Oyun yazar. Bu oyunlarını yazmakla da kalmaz, bir taraftan da oynar. Onun için artık özgürleşme oyunun üzerinden olur. Coşkun bu oyun durumunu şöyle ifade eder. Ben de büyük meseleler yüzünden harcamış olmak isterdim hayatımı. Burada onun oyun tepisi, onu önemli meseleler, onun için de önemli mesele ne? Yerli bir oyun yazmak ve bu yerli oyunun bir tiyatro tarafından oynanmasını ister. Ve der ki, üstelik bazı şeylerin, mesela zavallı milletimin farkına varmaya başlıyordum. Ben de bir eski zaman piyesi olsaydım, burası önemlidir, eski zaman piyesi olsaydım, yani eski zaman oyunu olsaydım, yani bir şekilde özgürleşebilseydim, o parçalanmışlık durumunu bir şekilde atlatabilseydim, ağlıyorsunuz dostum. Son gücüyle oynar der mesela burada Oğuz Atay. Coşkun kendi şu anda bulunduğu durumu da bir oyun haline getirir. Yani Coşkun kendi yaşantısını da oyun haline getirir. Bizim şimdi metin içerisinde takip edebildiğimiz hikayenin gerçek zamanda akıp giden kısmı da aslında oyundur. Bir üst kurmaca durumu vardır. Ona teknik durumda değineceğiz. Coşkun son gücüyle oynar. Bu işleri benden daha iyi bilirsiniz. Söyleyin bana, hangisi daha güç? Ağlatmak mı, güldürmek mi? Burada aslında bir nevi tiyatronun ereğine de gönderme yapar. Bu soruyu sormakta geç kaldığımı söylüyorsunuz. Ne yapalım? Son kozumu oynuyorum aziz dostum ve bana pahalıya da mal olsa ancak bir kişiyi ağlatabiliyorum. Soluksuz kalır. Tabii ben biraz ucuza mal oldum. Faturamı da ödemediler. Başını Saffet'in göğsüne dayar. İnsanlığa bir şeyler bırakabildim mi dersiniz? Görevimi yapabildim mi? Ve ölür. Coşkun'a göre bu bir oyundur. Ölümü de oyunlaştırılır yazar tarafından ve Saffet şöyle bir ifadeyle başlatılır tiradına. Oynar gibi büyük bir kalp atmaz oldu. Genç Coşkun'umuz artık yaşamıyor. Onu istediği gibi büyük bir oyunla uğurluyoruz der. Oğuz Atay Şinler'in bahsetmiş olduğu bu çatışma durumundan Coşkun'u kendi hayatını da oyunlaştıracak şekilde çizer. Ve bunun neticesinde de Coşkun yazarın çizmiş olduğu profile göre kendi ölümünü de oyunlaştırarak bir şekilde özgürleşir. Özgürleşmeye ulaşma evresi Coşkun'un kendi hayatını da oyunlaştırmasıyla olur. Bu alanda Coşkun'un başından itibaren aslında kendi hayatını oyunlaştırdığını ve özgürleşme çabasının da bu şekilde olduğunu görüyoruz biz. Hatta bu bölümü de Schiller'in bir sözüyle kapatalım ki, İnsan güzellikle, yalnızca güzellikle oynamalı der. Bu söz aslında direkt sanki Coşkun'a söylenmiş gibidir.